Peki tartışma sonrasında hepimiz yaşıyoruz o tartışmaları. Ebeveynin tutumu çocuklar üzerine nasıl bir etki bırakıyor? Göz temasını çok fazla kuramıyorlar bizimle konuşurken. Evet. Yani çünkü yüksek düzeyde böyle beyin fonksiyonlarının bir artış var. Çocuk bir anda bir konu düşünmüyor, birçok konu düşünüyor. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum hepimizin ilgisini çekecek konulardan bahsedeceğimiz psikolog Furkan Evcil. Hoş geldiniz Furkan Bey. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, sizi gördüm daha iyi oldum. Tam böyle sormak istediğim bütün sorular burada mevcut. Merakla bekliyorum hepsini. Vallahi hemen soruyorum hocam. Tabii ki. Çocuklarda dijital bağımlılığın sebebi nedir? Sizce bunun adı bağımlılık mı? Aslında çocuklar dijital bağımlılığın ana sebeplerinden biri şu, aile tutumları aslında. Evet, yani dijital kesinlikle. Bağımlılığın. Ya çünkü çocuklar 3-4 yaşından itibaren anne ve babaların ellerinde o telefonları, o tabletleri gördükçe ister istemez dikkatlerini çok fazla çekiyor. Bu da artık oyuncaklardan çıkıp işte telefona dönmeye başlıyor dikkat. Ben hep şeyi görüyorum hocam, yemek yemeleri için tak diye tabletleri koyuyorlar. Evet. Ağzına ne verirse de yiyor çocuk orada izlerken. Ya çünkü çocuk bayağı bildiğimiz yani kitleniyor ya orada anlatılanları. Aslında anlatılanlardan daha çok o görsellere çok fazla dikkatini veriyor. Anne babalar da işte yemek yesin diye daha uslu dursun diye o telefonlarını ellerine veriyorlar. İkinci soruda da mesela şöyle bir durum var. Evet, bağımlılık mıdır? Bana kalırsa bir bağımlılıktır. Çünkü yoksunluk belirtisi ortaya çıkıyor. Ne yazık ki. Yani kişi nasıl böyle herhangi bir şeyi, sürekli bağımlı olduğu bir şeyi, sürekli yaptığı bir şeyi bıraktığı nasıl bir yoksunluğu hissediyorsa çocuklarda telefon neredeyse bunun birebir aynısı. Sonrasında tabii çocuklarda öfke ortaya çıkıyor, işte kaygı ortaya çıkıyor, bağırmalar ortaya çıkıyor ulaşamadıkça ve ondan sonrasında ve çoğu alanda isterseniz bir böyle çocuklar gergin hale gelebiliyor o telefonlarını ellerine almadıkça. Ben bıraktırdım çok şükür, hani şey gibi bahsediyorum, yasaklı madde gibi bahsediyorum ama gerçekten yasaklı madde bence. Bıraktırdım şöyle, benim oğlum mesela tabletten dolayı, oynadığı oyunlardan dolayı bir baktım gergin, sinirli bir çocuk haline geldi. Bana bağırıyor vesaire, bir karakter varmış Edgar, annesiyle sürekli kavga eden bir karakter o oyunda. Brawl Stars diye bir oyun çok hocam. Evet, çok duyuyoruz evet. Ay vallahi oyunu bıraktı, şu an Emin tanıyamıyorum mesela. Melek. Anneciğim, tamam anneciğim falan. O yüzden çok mutluyum. Bütün ailelere de buradan hani gerçekten o yüzden vereceğiniz bilgiler çok kıymetli. Ve ben mesela bunun da bu tabletlerin, telefonların dikkat eksikliği yarattığını da düşünüyorum. Ama tabii ki sizin görüşleriniz çok kıymetli. Dikkat eksikliğinin en büyük belirtileri neler hocam? Aslında en büyük belirtiler dediğiniz gibi ekran süresi çok önemli aslında. Yani ekran süresinden ziyade belirtileri mesela şu çok fazla görüyoruz biz danışanlarımızda, çocuk danışanlarımızda, ergen danışanlarımızda göz temasını çok fazla kuramıyorlar bizimle konuşurken. Evet. Yani çünkü yüksek düzeyde böyle beyin fonksiyonlarının bir artış var. Çocuk bir anda bir konu düşünmüyor, birçok konu düşünüyor. Ve göz temasının azalmasıyla birlikte de ister istemez böyle direkt olarak çocuklar konudan konuya geçişleri çok fazla oluyor belirtileri içinde. Sakarlık dalgınlıklar çok fazla görülüyor. İşte ne bileyim biraz daha büyük çocuklarda ders çalışırken gezerek ders çalışmış. İşte 5-10 dakika masada hadi bakalım ben bir su içeyim, hadi bakalım ben bir lavaboya gideyim gibi birçok istekli. Çünkü çocuklar oraya böyle çok fazla odaklanamıyor. Evet. Odaklanamayınca da ister istemez tabii ki bir problem ortaya çıkıyor. En büyük belirtisi ama göz teması, dalgınlık ve sakarlık, konudan konuya çok fazla atlama, küçük çocuklarda oyuncak geçişin çok hızlı olması işte. 5 dakika başka bir oyuncakla, 10 dakika başka bir oyuncakla, 3 dakika başka bir oyuncakla oyuncaklardan çok fazla sıkılma görüyoruz. Ergenlerde biraz daha böyle büyük yaşlarda işte ders çalışırken böyle bir anda o derslerden sıkılma, odaklanma problemleri aslında dikkat eksikliğinin en büyük belirtileri bunlar. Peki aileler ne yapmalı bu durumda? Ailenin en başta şöyle bize çok fazla başvurular şu çok oluyor. Aslında işte bizim çocuğumuz işte derslere isteksiz diye gelebiliyorlar. Bizim çocuğumuz uyumsuz diye gelebiliyor. Arkasından ne diye gelebilir? İşte oyuncak seçimini çok fazla yapıyor. İşte oyuncak almaya dayanamıyoruz artık gibi gelebiliyorlar. Aslında dikkat eksikliğiyle işte isteksizliği ayırmaları gerekiyor aslında. En büyük şey bu. Yani bunu ayırmaları lazım ve bunun için ne yazık ki internet araştırmaları olabilir, işte profesyonel birilerine danışmalar olabilir. Önce bunun farkına varmaları gerekiyor. Ailelerin en başta çocuklarına şunu yapmaları gerekiyor. Ekran sürelerini azaltmaları gerekiyor. Kesinlikle.
Bunu böyle yaş olarak versek, kaç yaş aralığında ne kadar vakit harcamalılar? Ben mesela şöyle yaptım, doğru mu yaptım bilmiyorum. Hafta içi hiç vermiyorum. Hafta sonu birer saat izin veriyorum artık. Ya bana kalırsa ben hiçbir zaman yani yaş grubu olarak ayırmayı ben çok sevmiyorum. Yani dediğiniz gibi yani haftanın 2-3 saati bana kalırsa yeterli telefonlar için. Telefon, tabletler için. Çünkü çok da yakın bakıyorlar aslında. Evet, gözlerine de zararlı. Aynen öyle. Çok da yakın bakıyorlar. Ya gözlerinden ziyade gerçekten artık beyin fonksiyonlarına zarar vermeye başlıyor. Bir de o kadar hızlı süreler geçiyor ki o işte sosyal medya şeyle tık 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 tık. Ay, çocuklar artık her şeyden sıkılıyor çünkü çok çabuk tüketiyorlar her şeyi aynen zaten. Öyle. Ya aslında söyleyeyim. Yani 15 dakika boyunca bu yastığa odaklansak bile gün içinde yani 15 diyorum. İşte 3-4 saat bu yastığa odaklansak bile ister istemez böyle bir beyin fonksiyonları değişmeye başlayacaktır. Doğru. Değişen hiçbir şey yok aslında. Peki sınav kaygısı bütün çocuklarda genellikle görüyoruz. Aileler tetikliyor mu bunu? Ya aslında sınav kaygısını ben yani kaygıları ben çok fazla ayırmayı sevmiyorum. İşte sınav kaygısı da benim için aynı kaygı, gelecek kaygısı da aynı kaygı, ne bileyim iş kaygısı da aynı kaygı. Yani sosyal hayattaki tüm kaygılar bana kalırsa aynı kaygı. Ama işte şöyle diyeyim çünkü vücut aynı tepki veriyor. Sınav kaygısına da, iş kaygısına da, işte sosyal hayatımızdaki, romantik ilişkilerimizdeki kaygıda da hepsine aynı tepki veriyor. Ama şu var, sınav kaygısını böyle ayıracak olursak onun da aslında bana kadar sınav kaygısı değil. İşte ben ailemi mutlu edebilecek miyim kaygısına dönüşmeye başlıyor. Yani çünkü ister istemez aileler çocuklarından bir beklenti haline giriyorlar. Şöyle diyeyim, işte şöyle bir cümleleri de çok fazla duyduğumuz için söylüyorum ben bunu beklentilerden. İşte en üst seviyede olmalarını istiyorlar çocuklarının. Yani gerçekten böyle maksat ulaşsın. Yani ortalama bir mesleği olmasın. Ortalama bir kazancı olmasın. Ortalama bir statü olmasın istiyorlar. Tabii ki onun için de çocuklarına belirli bir özel ders aldırıyorlar. E tabii ki bu özel derslerin, dershanelerin, işte eğitim kurumlarının ödenen paralar da ister istemez böyle aile içinde konuşmaları sebebiyet veriyor. İşte senin için para ödüyoruz. İşte senin için emek veriyoruz. Bak işte evet biz de emek veriyoruz ama sen de emek vermek zorundasın. Eğer sen başarısız olursan biz de çok üzülürüz. Aslında iş sınav kaygısından biz ailemizi mutlu edebilecek miyiz kaygısına çok fazla dönüşüyor. Aslında onun adı bana kalırsa çok fazla bir sınav kaygısı yok çocuklarımız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Ece Hanım. Ben bu testin bu sorusunu yapabilecek miyim değil de o sınava girerken. Ailemi mutlu edebilecek miyim geliyor. Aynen öyle. Peki uzun vadede etkileri ne der? Uzun vadede işte biraz önce dediğim gibi mesela ben kaygıyı çok fazla ayırmayı sevmiyorum. Yani sınav kaygısı, gelecek kaygısı diye. Ya 1-2 yıl boyunca neredeyse benzer bir konuda sürekli kaygılandığınızı düşünün. Ve bunun sonucunda başarılı mı başarısız olacak mıyız belli değil. Öyle olunca ister istemez biz o sınavdan başarılı veya başarısız olsak bile o birkaç yıl içinde geçirdiğimiz süre sürekli devam eden bir düşünce yoğunluğu, düşünce kaygısı aslında ister istemez bu özgüven eksikliğine sebebiyet verebiliyor, öfke patlamalarına sebebiyet veriyor. Yani birçok psikolojik problem sebebiyet verebilir ve ne yazık ki tüm hayatımızı artık etkilemeye başlıyor. Psikoloğa kadar gidiyor bu nokta. O nokta ne zaman olur? Psikolog noktası. Yani psikolog noktasını aslında nasıl karar verebilirler? Şöyle anlatayım. Kişinin gerçekten rutin hayatını değiştirmeye başladıysa yani yapması gereken işleri yapamaz hale geldiyse veya hayatını etkilemeye aynen öyle hayatını etkilemeye başladı. Ya tabii ki hepimizin ufak tefek kaygıları var ama bu düşünce yolunun sürekli olmaya başladıysa bana kalırsa bir problem haline geliyor. Peki tartışma sonrasında hepimiz yaşıyoruz o tartışmaları. Ebeveynin tutumu çocuklar üzerine nasıl bir etki bırakıyor? Ya aslında şu çok fazla görülüyor. Ya biz onları çocuk olarak düşünüyoruz ama aslında onlar da düşünebiliyor aslında, anlayabiliyor bilmiyorum durumları. Ya ailelerdeki benim en büyük gördüğüm problemlerden biri şu. Çok fazla anlatmıyorlar çocuklarına bir şeyler. İşte sen küçüksün, sen anlamazsın cümleleri. İşte seni ilgilendirecek bir durum yok cümleleri çok fazla oluyor. E tabii ki bu da çocukta bir belirsizlik haline geliyor. Ya düşünün anne ve babanız karşınızda kavga ediyor, bir tartışma var ve tartışmanın nedenini bilmiyorsunuz. İster istemez çocuk da böyle kendi kafasında büyütmeye başlıyor. Ve bu çocuk kendi kafasında böyle işte konuyu ayrılığa kadar getiriyor aslında. O yüzden ailelerin ellerinden geldiği kadar bana kalırsa şeffaf olmaları gerekiyor. Tabii ki bu afak çizgiler vardı, o çizgileri aşmadan. Ve işte bizim aramızda babanla böyle bir problem var işte. Ve bunu biz böyle halletmeyi planlıyoruz gibi. Yani problem ve çözüm yollarını da anlatmaları gerekiyor. Ve çocuklarına ellerinden geldiği kadar soruların cevap vermeleri gerekiyor. Siz ayrılacak mısınız sorularına? Yok hayır öyle bir ayrılık söz konusu değil gibi veya
evet biz şimdi kavga ettik ama bizim bu küsümüz devam etmeyecek daha fazla, birkaç güne geçecek gibi net olmaları çok önemli bir konu aslında. Çünkü çocuklar böyle büyütmeye başlıyor. Bu bizim için bile geçerli aslında. Peki merak madem bu konuya değindik, evlilikte yapılan diğer hatalar size göre ne? Gözlemleriniz ne der bu konuda? Evliliklerde yapılan en büyük hatalar aslında, yani benim şansım mıdır nedir bilmiyorum ama danışan şansım da olabilir. Kişiler eşlerinden beklentilerini çok fazla yükselttiler. Yani hem duygusal konularda hem maddi konular çok fazla yükselmeye başladı. Tabii ki bunun sosyal medyanın getirisi de olabilir. İşte hayatın çok hızlı akışı da olabilir. Sosyal hayatın çok hızlı akması da olabilir. Yani bu tüm hayatla alakalı ve isterseniz biz eşlerimiz hakkında benim gördüğüm kadarıyla... Yetinmemeye mi başladık? Aynen öyle, yetinmemeye başladık. Yani böyle hep üst seviye istiyoruz ve kıyaslamaya da başlıyoruz aslında. En büyük problemlerden biri de kıyaslamayı da çok fazla yapıyoruz. Evet, direkt olarak eşimize biz işte seni şunun eşiyle kıyaslıyorum demesek de kendi bilinçaltımızda, bilinç dışımızda aslında kıyaslamaya başlıyoruz. Onu diyemesek de artık böyle kendi beynimizle kıyasladıkça konular bambaşka konulara evrilmeye başlıyor aslında basit konu. Peki Türkiye'de çok zor yapması ve Türkiye'de bence herkesin psikolojisi bozuk hocam. Yani bana kalırsa gördüğümüz, gözlemlediğimiz kadar herkes mutsuz ama psikolojimizi iyi tutmanın yöntemi nedir? Neler yapmalıyız? Ya korunmanın yöntemi aslında, iyi tutmanın yöntemlerinden biri şu geçiyor. Yani hayattan keyif aldığımız şeyleri yapmaya devam etmemiz gerekiyor öncelikle. Yapamıyoruz. Zorlamamız gerekiyor aslında. Ekonomik sıkıntılar var. Artık tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek bir lüks oldu. Eskiden her hafta bir aile aktivitesi yapardı. Orta kesim daha da fakirleşirken üst düzey daha da zenginleşti. Garip bir ortam oldu aslında yani. Aslında söyleyeyim. Ya aslında psikolojik korunmanın yöntemlerinden biri şu. Yani illa tiyatroya gitmemize, illa sinemalara gitmemize gerek yok. Yani biz işte bu kahveyi eğer seviyorsak o kahve içmeye devam etmemiz gerekiyor. Evet. Veya yürüyüş yapmayı seviyorsak, resim yapmayı seviyorsak onları devam etmemiz gerekiyor. Yani keyif daha aldığımız... uygun şeyleri tabii severim ki. Diyorsunuz. Yani aslında tabii ki gidebiliyorsak gidelim, tabii ki o tür etkinlikler diye ama yani zaten hem hayatın getirdiği bir zaman problemi de ortaya çıkmaya başladı. Hı hı. Yani ne kadar maddi durumlar evet çok etkiliyse de zaman da yok aslında kişilerde. Tiyatroya gitmek için, sinemaya gitmek için. Keşke hepimiz zamanlı olsa gidebilsek ama yani gün içinde keyif aldığımız şeyleri arttırmamız gerekiyor. Evet. Ve bunun yanında tabii ki düzenli bir uyku, düzenli bir iştah, düzenli bir spor çok önemli aslında. Peki genlerdeki karamsarlık durumları sizce neden? Gençlerdeki. Ay pardon, genler. Ben şeye taktım ya, hani herkes mutsuz, hepimizin geninde mutsuzluk var gibi algıladım. Gençlerdeki bu umutsuzluk yine maddiyata mı dayalı? Hani herkes yurt dışında okumak istiyor vesaire. Ya tabii ki ekonomik koşullar çok etkilemeye başladı yani ister istemez gençlerimizi etkiliyor, arkadaşlarımızı yani çok fazla etkilemeye başladı. Ama tabii ki ekonomik koşulları bir tarafa bıraktığımızda ben işte arkadaşlarımızda çok fazla bir şey göremiyorum. Belirli bir hedef göremiyorum aslında. Birçok belirsizlik var hayatlarında. Doğru. O belirsizlikleri de nasıl halledebileceklerini bilmiyorlar ve bir anda böyle oyunun sonrasına gitmek istiyorlar. Ya bu da mümkün olmadığı için isterseniz bir karamsar durum ortaya çıkıyor. Yani atıyorum kariyer konusuna gidecek olursak mesela işte yurt dışından bahsettiğiniz için kariyer konusuna evet diyorlar ki işte ben böyle bir kariyer yapmak istiyorum ama o kariyerden böyle bir kariyer dediğimiz şeyde 3'ten 4 tane var. Ya bu da 3'ten 4 tane ayrı bir yol. Şimdi o yolların hangisini tercih edeceklerini çok fazla karar veremiyorlar. Öyle olunca hiçbir yola giremiyorlar aslında. Bu da bu belirsizliklerin getirdiği bir karamsarlık duygusu, umutsuzluk duygusu aslında. Peki son sorum, uyku düzensizliğinin psikolojik sebepleri nelerdir? Uyku düzensizliğinin en büyük psikolojik sebebi aslında düşünce yoğunluğudur. Çok düşünmek. Tabii kişi çok fazla düşündüğü için artık aslında uykuya dalış yapamıyor. Ya çünkü yarın ne yapacağını düşünüyor, o günkü işte herhangi bir tartışmasını diyemediği şeyleri, konuşamadığı şeyleri düşünüyor. Kendisinde yapmak istediği şeyleri çok fazla düşünüyor. Aslında yapmak isteyip de yapamadığı veya yarın yapmak zorunda olduğu şeyleri çok fazla düşünüyor. Ve tabii ki bunun getirdiği de işte bir düşünce yoğunluğu var. O düşünce yoğunluğunu baş edemedikçe de ister isterseniz böyle uykuya dalışlar veya uyku sürdürmede güçlükler artabiliyor. Aslında uykunun en büyük sebeplerinden biri, uykusuzun en büyük sebeplerinden biri düşünce yoğunluğunun çok fazla olması. Ve tabii ki bunun fizyolojik sebepleri de vardır ama psikoloji tarafından bakacak olursak düşünce yoğunluğunun çok fazla olması canım. Peki çok teşekkür ediyorum Furkan Bey. Ben çok teşekkür ederim. Yine bekleriz. Her zaman.
Peki, beraberliğimizin sonuna geldik. Bu bölümümüz bitti ama yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.